Merhaba dostlarım, ben Serdar ve saçlarımı öne attım. Ve Amnesia The Dark Descent'e hoş geldiniz. En son bölümde şu su canavarından kaçmaya çalışıyorduk. Şu lanet su canavarından kaçmaya çalışıyorduk. Abo! Abo! Hayır hayır, ha. Abi uzak dur, gözünü seveyim, uzak dur. Ha. Şurada bekliyor ha. Dibimizde bekliyor vallahi. Pislik. Şunu birazcık bulabilirim ha. Dibimizde bekliyor bizim. Çünkü yiyecek bir şey kalmadı. Şerefsiz bu. Abo. Koş, koş, koş. Hayır. Oh. Şimdi. Bu tarafta kapı mı var? Hah. Şunu açamıyoruz değil mi? Bunu açamıyoruz. Dur bakalım. Bu nesneyi bu şekilde kullanamazmışım. Peki o zaman. Hacı sen şu tarafa doğru bir gitsen. Bak yemek yemek, bulgur pilav attım sana oraya. 3 2 1 koş. Ha, aa burada bir şey yok, güzel, burası böyle nazik. Ay. Hayır. Hayır hayır, yapma yapma, kaç 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 eder kaç eder kaç eder. Ne yapacağım ben ya? Geri git, geri geri. Kaç 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 kaç. Dayak atacak lan, dayak atacak. Atamayacak. Atamayacak, atamadı. Dayak atamadı ama ben oraya gitmem lazım. Ne yapacağım? Nasıl halledeceğiz şimdi biz o işi? 3 2 1. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır aslanım, hayır aslanım. Oh. Oh. Kurtulduk. Baştan beri bunu yapmam lazım. Daha ben yapmadım. Neden acaba? Korku var ya, korku şu içinize girdiği zaman yiyor sizi. Büyük bir şeye bacağına sürüklendi ve canavarın akımıyla birlikte sürüklendiğini hissetti. Ondan sonra hiçbir şey yapmadı. Ulan burada bir şey var diye hatırlıyorum. Kapat kapıyı arkamdan. Kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır. Hayır. Ses geliyor. Ses geliyor arkamda, ses geliyor. Kovalıyor beni. Beni kovalıyor pislik. Abo! Geliyor arkamdan, geliyor. Kovalanıyorum. 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 Çok güzel bir deyim değil mi? Kovalanıyorum doğrudan böyle. Hah. Oo, ses duyuyorum, ses duyuyorum. Kurtuldum. Kurtuldum. Oy. Kendisini okyanustan yukarı doğru kaldırıyormuş gibi hissetti. Hortensia denizaltısının cilalı bir gövdesi akşam güneşinin rahatlatıcı sarı ışığında paradı. Kafasını Portekiz kıyılarına uzanan sakin okyanusa doğru çevirdi ve bu başka bir rüya mı diye düşündü. Nereye geldik? Kapılar zaten doğal olarak kendiliğinden açılabilir, hiçbir sıkıntı olmaz. Ne kadar hoş bir mekan burası böyle. Ne kadar hoş bir müzik bu böyle. Yes! Rahatlatıcıyız, rahatlat. Ne şu? Bebek. Kafası pek hoşuma gitmedi, pek hoşuma gitmedi şu omurga da bayağı
İlginç. Ama sanırım şu şey değil. Bu sadece heykelin bir parçası. Evet. Benim yağ bulmam lazım. Burası nereye gidiyor? Depo. Depoya gitmesin ya. Ya ben depoya gitmesin ya. Başka şeyler olsun ya. Tamam, lambayı çok fazla kullanıyoruz. Lambayı o kadar fazla kullanmamamız lazım. Burası nereye gidiyor? Misafir odası. Misafir odasında bir şey yok. Misafir odası misafirler için. Tabi bu kaleye gelen misafirler genelde ne olduğunu biliyoruz. Yataktan çıktı ve pencereden dışarı baktı. Tamamen karanlıktı. Bekledi. Eski saate bir göz attı. Ve biraz daha bekledi. Saat 4 diye düşündü. Yeterli. Ne güzel şarkı bu. Ne güzel insanı rahatlatıyor ya. Şu böceklerin büyüklüğüne bak. Neyle besleniriz oğlum? Neyle besleniriz böyle? Ne biçim bir hormonla beslenir böyle? Misafir olasana bak. Her yer dağılmış. Aha yağ. Oh, yağ aldım. Güzel. Aç şunları, aç. Kibrit çöpü falan bulmamız lazım. O ne? Ha? Onu istiyorum ben. Ver. Ha, afyon tentürü. İki tane afyon tentürümüz oldu. Sıkıştığımız durumlarda kullanırız. Bugün Cezayir'le bir valinin ofisinden Herbert'ün keşfinin kaderini bildiren bir mektup aldım. Ayrılışından yaklaşık bir hafta sonra Abdullah bizimle birlikte seyahat eden adamlardan biri çölden dönmüş. Bir aslan tarafından saldırıya uğramış gibi kötü bir şekilde yaralıymış. Keşfin korkunç bir şey tarafından saldırıya uğraması hakkında abuk subuk konuşup çılgınca sayıklıyormuş. Fransızlar keşif alanını aramak üzere hızlıca bir arama grubu gönderdi. Günler süren aramalardan sonra ne Herbert'ten ne de adamlarından hiçbir iz barındırmayan terk edilmiş bir kamp buldular. Yarın gümrük dairesinden Herbert'ın çadırından toplayabildiklerini alacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama onun için endişeliyim. Demek ki Herbert bu adamın bir arkadaşı ve Herbert kayboluyor. Şu kapıyı bir açalım. Kapı bozulmuş, kilit yüzünden sıkışmış. Kilit bozulmuş. Misafir odasındaki dolabı açmak için başka bir yol bul. Hiç sıkıntı yok. Biz her türlü açarız dolabı. Oba! Bay bay. Suyu kapattım. Çok güçlüyüm ahbap. Aç şuraya. Aç şuraların hepsini açmamız lazım. Bakın ne güzel gömlek var burada. Giyinmiyorum bu gömlekleri ya. Kapat şunu. Şunu aç mesela. Hiçbir şey yok. Sen var ya, senden nefret ediyorum ben. Neden bilmiyorum, öylesine. İşte amnezya insanı böyle yapıyor eninde sonunda. Bu hale dönüyorsunuz. Burada da bir şey var. Bu ne? Levi aldım. Bu ne? Çakmak kutusu aldım. Süper gidiyoruz ya. Ama yağımız hala az, onu söyleyeyim. Bugün gümrük dairesinden Herbert'ün eşyalarını aldım. Taşıdığı belge hazinesini taraşlayarak keşif hakkında detaylı bir kayıt buldum. Bu yazıların içeriği hızlıca alınmış notlardan meydana gelen olaylar üzerine abartılı söylentilere kadar değişiyordu. Ne olmuş olabileceğini anlamaya çalışarak sayfaları gözden geçirdim. 17 Mayıs, küre odasının içinde kısılı kaldığım gün Herbert soğuk bir şekilde belirtiyor. Bir saatlik uğraşın sonunda Daniel'ı kurtardık. Bu beni oldukça şaşırttı. Birkaç dakika boyunca havasız kaldım. Nasıl olur da bir saat boyunca hayatta kalabilirdim? How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Garip metni okumaya devam ettim. Herbert olayları bir yargılama ya da hırs olmadan belirtiyordu ama birden yasında bir düş kırıklığı hissedim. Adamların yeraltı mezarlarını araştırmak için yollamış ki adamların akıllarını oldukça zorlamış olan bir olay gibi görünüyor. Delilik aşama aşama yayılmış ve Herbert devam edebilmek için bazı aşırı önlemler almak zorunda kalmış. Sonunda olayı bizzat kendisi ziyaret ederek küreyi yeryüzüne getirmiş. Açıklamaları beni adam akıllı şaşırtıyor. Eğer küreyi aldıysa benim çizim olandaki parçalar ne iş? Hacı Herbert'a bir şey oldu. Herbert'ten umudu keseceksin. Herbert rest in peace. Küreyi merak ettim bak şimdi. Ben Gordon Freeman'ım arkadaşlar. Bunu böyle bileceksiniz. Levia bizim göbek adımız. Oh yes, işte bu kadar güçlüyüz. Anahtar burada mı olsun? Anahtarı ne yapacağım? Hayır.
gördüğünüz işte. Gördüğünüz yaratığı o kadar görmek istiyordunuz. Yapma, 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 yapma. Geri git, geri git, geri git, geri git. Buldu bizi. Git. Gitti. July, 4 Temmuz 1839. Oldu. Küre yeniden birleştirildi. Yorucu bir kabustan uyandım. Terlemiş bir şekilde ellerim, terlemiş bir şekilde titrerken bir bardak çayla çizim odama gittim. Eserin parçaları masanın üzerinde benim onları bıraktığım gibi dağınık şekilde duruyorlardı. Ama bir şekilde nasıl olması gerektiğini bildim. Parçaları bir araya getirmek üzere kullanmak için hazırladığım katranı aldım ve çok net bir şekilde hatırladığım küreyi hiçbir hata yapmadan parçaları birleştirdim. Katran gereksizdi. Bir araya getirdiğim parçalar hiçbir şeye yapıştırıcı ihtiyaç duymadan birleşirlerken katranı dışarı ettiler. Antik taş eser şimdi benim masamda duruyor. Kusursuz yüzey ve mükemmel şekli bir fabrika kablosundan çıkmış olabilirdi. Bütün bunlar çok tuhaf. Şuraya bak, her tarafı dağıtmışlar ya. Lanet canavar! Lanet, burası açıkmış ya, direkt gelip buraya baksaydım ya. Aa yok, iki dolap var. Biz nereye saklansak diğerine bakacaktı. Güzel resimmiş. Anahtar alalım. Ki böylece anahtarı almış olduk. Nerenin anahtarı bu? Makine odasının anahtarı. Makine odasına bir... Burada bir şey yoktur. Ya geri dönmek istemiyorum ben. Canavar az önce o kapıdan girdi. Arkadaşlar, siz de gördüğünüz canavar artık. Yapabileceğim fazla bir şey yok onun hakkında. Bugün de birazcık erken bitireceğim. Çünkü Sanrias Hayalet Şehir Hayaletleri aklımda bir bölüm yapacaktım. Ama çok çok uzun sürecek gibi geldi. O yüzden sadece Sanrias Hayalet Şehirler hakkında bir video yapacağım. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde o Sanrias Hayalet Şehir videosu çoktan atılmış olacak. Ama ve lakin video çok uzun olduğu için ikiye böldüm. O yüzden kusura bakmayın. Hayalet Şehir özellikle bir teorim vardı. Birazcık uçuk bir teori ama çok büyük şartı vardı. İyi çıkabilen bir oda. Asansör deniyor ona. Yes, the Colosseum. Alman teknolojisi işte. Alman teknolojisi. Bunun hikayenin ne olduğunu anlamayanlar için aşağıda bir alt yazı var. Bazı ahbaplar mesaj atmış. Abi ne olduğunu hiç anlamıyorum diye. Aşağıda alt yazı geçiyor ahbaplar. Oradan bakabilirsiniz. Alt yazılar birazcık küçük olduğu için kolayca dikkatten kaçabiliyor ama. Vay be, ne güzel ya. Etrafa birazcık bakacağım ben ya. Yağ falan var mı diye. Çok ihtiyacım var çünkü. Şurası makine odası olması lazım. Kilitli. Tamam, anahtarı kullanırız. Anahtar bizdeydi. 5 dakika bir yere daha gitmem lazım ama. Oraya daha sonra ya. Daha sonra, şimdi değil. Ha, şey lazım ama. Bazı parçalar var makine odasında kullanmak için. Onlar sanırım buralardan bir yerden alıyoruz. Aynen, ikinci bir kapı daha var. Oraya gideceğiz şimdi. Ooo. Sadece o yok ama. Bir tane parça daha var. Hükümdarlar kitabının sayfalarını çevirirken gravürleri arayıp sayıyordu. Tüm Avrupa'dan 9 farklı kral ellerinde duran bir küre ile tasvir edilmişti. Sanırım bu küre o küre ve sanırım bu küre bayağı bir güç veriyor. Burada artık gelmiyor ya. Öyle hatırlıyorum. Ama şey gerek duymayalım bence. Işık falan var mı burada? PewDiePie'nin meşhur Stefanos'u. Direkt fırlattım ya. Fırlattım şeyi, kavanozu fırlattım, kırılmadı, düştüğünde kırıldı. Kavanozlar salam yapıyorlar. Maşallah, Almanlar, Alman mühendisliği. Kanka sakin. Şurayı bir açalım.
Şunu da bir yakalım. Ama sanırım sadece 3 tane kaldı. Ben bunları boş boşuna yakmış olmayayım lütfen. Aha. Neden? Kırmak istiyorum ben burayı, kırılmıyor. Okey. Ama ya olur, ne bileyim, başka bir şey olur. Şunu mu alacağım, bu kadar mı? Neyse, şunu bir okuyalım o zaman ya. Madem girdik, iki tane de çakmak harcadık. En güvendiğim öğrencim ve dostum olan Johan Vaira. Bu yaz Prusya ormanlarında seyahat ederken en önemli şey gerçekleşti. Bir kürenin keşfine dair mektup. Bu yaz Prusya ormanlarında seyahat ederken en önemli şey gerçekleşti. 20 küsur yıldan beri aradığım kürelerden bir tanesini sonunda buldum. Heliodromus'un Hortus Conclusus'ta tarif ettiği kadar esrarengiz bir şey. Tam da anlatıldığı gibi yer altında doğaüstü bir artefakt ile taşlandırılmış bir mitraik tapınak. Küre avuçlarımı dolduracak kadar büyüktü ve dokusu yüzey düzgün ve pürüzlüydü. Rengarenkti. Zıtlığı doğasını tasvir etmeye yetmiyor. Bu imkansız bir şey. Bu imkansız bir şey. Taşın içine hapsedilmiş suni bir paradoks. Sonunda bir mağara bulduğumda Altstad adında yakında bulunan bir köyde kalıyor. Çok eski izlerden birini takip ediyordum. İçeri girdim ve bir anda bu esrarengiz artefaktların gerçekliğini doğruladım. Evet, gerçeklerdi. Anlayabileceğin gibi bu keşif hayatımın en büyük olayı oldu. Ama o aynı zamanda en büyük korkusu haline de geldi. Yeraltı odasına girer girmez bir sınırı ihlal ettiğimi hissettim. Meramdan dolayı bu içgüdülerle savaşmak için elinden geleni yaptım ve küreyi birden gidip yerinden aldım. Odadan ve ormandan güçlükle çıktım. Bir şeyin beni takip ettiğini hissedebiliyordum. Yaklaşırken yüksek sesle uludu. Canavar, kürenin muhafızı peşinden gelirken durmak bilmiyordu. Yakınlardaki derin vadiye doğru yola koyuldum ve gölde balık avlayan birkaç adam ile karşılaştım. Oradan geçerken onlar da uyarmaya çalıştım ama maalesef ben kaçmaya devam ederken onlar orada kaldılar. Onların acı çığlıklarını vadide yankılanırken duyduğumda muazzam bir rahatlık hissi beni sardı. Canım bağışlanmıştı. Birden mavi bir ışık beni içine aldı ve ormanın renkleri gözlerimin önünde kayboldu. Etrafımı saran soğuk ve kasvetli ortam boyunca koşmaya devam ettim. Çevremdeki ağaçlar metal yaprakları olan kara kalem siyahına döndüler. Zemin bulanık bir suyla kaplıydı. Boğulmuş toprağa basarken parlayan köz hızlanan rüzgarla birlikte havalanarak üzerime yağdı. Uzaktan gelen yalvarış çığlıkları duyabiliyordum. Ve acı ve korku beni esir alırken ben de onlara katıldım. Nefes almaya çalışarak yere düştüm. Bu kesinlikle kulağa tuhaf gelecektir ama Alplerin üzerinden Genoa'nın dışındaki çimenlik bir alana kadar kilometrelerce öteye taşındım. Muhafız küreyi benden aldı ama bugüne kadar geri dönmesi korkusuyla yaşadım. Bazı akşamlar uyanık bir şekilde uzanırken ormandan gelen uluma seslerini duyabiliyorum. O günden bu yana neredeyse 10 yıl geçti ve ben halen olay hakkında hiçbir şey yazamadım. Son konuştuğumuzda bana bu efsanevi kürelere üzerine olan ilginden ve devam eden araştırmalarından bahsetmiştin ve sana Altstad'a olan ziyaretim hakkında gerçeği söylemem gerektiğinin farkına vardım. Dostum ve hocan Heinrich Cornelius Agrippa. Ve Agrippa buraya da gelmiş. Agrippa'yı daha önce bahsedilmişti hatırlarsanız. Tam olarak nerede hatırlamıyorum ama önemli bir rolü vardı. Tamam. Çalışma odasındaki molozdan başka bir yol bul. Hay hay kaptan. Şu pencerelerden birisi hafif kırıktı sanırım. Kırılmış veya şimdi kırıldı. Sıkıntı yok, her şey tamam, sakin. Herkes sakin. Her şey normal. Her şey normal. Bu oyundaki en büyük şaka bu. Seni lanet kötü orman, al sana. Bunu atıyorum. Yağ aldım. Şunu da almak istiyorum. Çakmak kutusunu da aldım. Güzel. Gene o şeyler gelmeye başladı. Oğlum ağaçlardan ne istiyorsun ya? Ağaçlar ölecek şimdi. Bırak ağaçlar kalsaydı orada. Bu ne? Benim sıram ne zaman gelecek? Sabır göstermedim mi? Asırlardan biridir sabrediyorum. Geldiğim yerde insanoğlu tek bir nefes bile israf etmemiştir. Ama ben sana boyun eğiyorum. Senin için o kadar şey yaptım ve elime hiçbir şey geçmedi. Agrippa, sana güvendim. Doğruyu söylemek gerekirse kapıdan geçmesi gereken bendim. Kapı. Agrippa buralara da
geçiyor. Agrippa bayağı geçiyor ya. Güzel. Şunu alacağız sanırım ama ilk önce şu içeri birazcık bakmak istiyorum. Şunu açabiliyor muyuz? Açtık. Çok güzel. İçinde iki tane çakmak bulduk. Şunu alalım. Bir de şunu okuyalım. Eğer asansör tekrar bozulursa makinenin içine yönlendirmeden önce buhar makinesini kullanarak basınç oluşturduğumuzdan emin olun. Kolları odancanın içine doğru miktarda basınç vermek için ayarlayın. Ölçü olarak şöyle olmalı. Yukarı 8, yukarıda 8, aşağıda 8. Akışın bu plana göre ayarlanmış olmasına dikkat edin. Üçlü buhar ayar fonksiyonları, 4 fazlı genlik, eksiksiz buhar çembersel akımı. Unutmayın ki makine tüm çubukları yerleştirene kadar uygun yapılandırmayı kontrol etmeyecektir. Peki kanka, sıkıntı yok. Şimdi. Pencerenin kenarında böyle olaylar olurken durmak pek güvenli değil. Neden sürekli burada depremler oluyor anlamıyorum. Ne biçim bir yer burası kardeşim? Kale işte sağlam yapılmamış. Şuna baksana, her yer dökülüyor lan. Ne biçim yapmışsınız bu kaleyi? Bir de Alman mühendisliğiyle güveniyoruz. Burada ne var? Ah. Ulan biraz önce canlı yayından çıktık. Köpekler hakkında. Let's see what you have to offer. Köpeklerden ne istiyorsun ey baş belası insan? İnsan mısın, insan değilsin sen, biliyorum seni. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Ne arıyor bu ya? Şu tüyleri bir an için alınabilir bir şey zannettim. Şunu açalım. Ey Hacı, ne haber? Sen Timur değil mi? Timur, nasıl gidiyor? Alexander bu mu? Alexander ne haber? Ne yapıyorsun? Saçların uzamış. Tıpkı benim gibi. Bu ne? Daha fazla hayal kırıklığı. Antik acının son bulgarı hiçbir sonuç getirmedi. Halen yaşamını iç işleyişine ve içinde sezebildiğim güçlü olan ilişkisini kavramaktan uzağım. Konu üzerine daha fazla kitap arayacağım ama bunun da boşa çıkar olacağından şüpheleniyorum. Benim belirli ilgim üzerine daha önce hiç araştırma yapılmamış olduğundan bu boşluğu doldurma teşebbüsünde bulunmam gerek. Açıkçası insanlar benim aradığım enerji türünü diğer canlılardan daha fazla yayıyor. Ama umuyorum ki hayvanlar tedarik konusunda çok az, çok daha az can sıkıcı olduklarına yeterli olacaktır. Anladım, bu Alexander denen herif yaşamla ilgili bir şey arıyor. Yaşam, bu adamın, adam artık nereden geldiyse, hangi boyuttan geldiyse. Şurada kuş var, şu kuşu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Adam hangi boyuttan geldiyse, yaşam onun için bilimsel bir konu, bilimsel bir deney. Ve adam canlıları inceleyerek yaşam enerjisini nasıl işlediğini bulmaya çalışıyor. Şurada başka kapı yok. Anladın mı bu herifi? Şunu şey yapamıyorum. Ben buna gireyim ya. Buradan atmosfer hiç iyi değil. Kaç kaç kaç. Arka salon. Sir William Smith işaretlenmişti. Onun için gelen genç adamın böyle korkunç bir gölge düşündüğünü bilebilmenin hiçbir yolu yoktu. Uy. Şimdi de şu tarafa doğru gideceğiz. Elimizdeki parçalar yeterli değil. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Şimdi bir sonraki video şuradaki depoya gideceğiz ama buradaki depoya hatırladığım kadarıyla içeride gelen yaratık var. Siz için her ne kadar yaratık eğlenceli olsa da benim için acayip korkunç. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.